Evet sevgili dostlar sponsorlarımızın katkısıyla hazırlanan videomuza hoş geldiniz. Bir beğeni çok görmeyin bak güzel bir video olacağını düşünüyorum. Hatta onun üzerinden bir 8 veriyorum bu videoya. Bir de siz izleyin bakalım kaç vereceksiniz. Dusan tad için açıklamalar var. Fenerbahçe Futbol Kulübü'nün kıymetli futbolcularından Dusan tad için çok uzun açıklamalar ama ben birkaç hani kısa aldım. Ee, bizim için Ana faktör işimizi yapmak, Fenerbahçe'ye faydalı olmak ve Fenerbahçe'yi şampiyonluğa taşımak diyor. Hatırlayın geçenlerde de Livakovic demişti ki Galatasaray derbisinde Fenerbahçe'leri gururlandırmak için elimden gelenin en iyisini yapacağım demişti. Ya futbolculara derbi aşılanması lazım. Bak Aziz Yıldırım bunu yapıyordu. Hatta Aziz Yıldırım döneminde benim konuştuğum Galatasaraylı arkadaşlar şunu söylüyordu. Fenerbahçe'nin derbilerimiz olduğu zaman 10 maçta bir tane falan galibiyet hedefliyoruz falan diyordu. Ya son dönemde Ali Koç öyle bir psikolojiye vurdu ki bizi. Hani derbi kazanamayacağız gibi bir psikolojinin içine soktu bizi sağ olsun. Şimdi ben aynısını diyorum ki değiştirmek tam elimizde. Bak Tadic, Ceko, Fred, hatta Şimanski. Hani bunlar bilmeyen adamlar değil. İrfan'dır, İsmail'dir. Zaten bunlar da e, artık ortamı koklayan, derbiyi koklayan, havayı koklayan, ülkenin suyundan, havasından etkilenen futbolcularımız. Bence bunlar da e, artık derbi modundalar. Bence bunu iyi kullanmamız lazım. Yine döneyim diyor ki Beşiktaş açıklaması var. Beşiktaş derbisinde 3 puanı alabilmek adına elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Bakın küfür yok, hakaret yok, tahrikeci bir şey yok. Kariyerimde çok fazla büyük maç. Derbi maç oynadım. Ekstra motivasyon oluyor. Bir arkadaşım derbilerde göz rengin değişiyor. Çok motive oluyorsun demişti. Gerçekten bu tip maçlar çok efor sarf etmek gerekiyor. Çünkü sadece camia için değil sizi destekleyenler için de bu maçların önemi çok büyük. Sahada olduğumuz süre boyunca en iyisini ortaya koymalısınız. Derbi dışındaki maçlar da çok önemli ve motive olmak gerekiyor ama büyük maçlarda daha fazla motive oluyorsunuz diyor. Arkadaşlar ben ne yaptım biliyor musunuz? Şöyle bir düşünceye kapıldım. Hani hayalimde bir senaryo oynattım. Beşiktaş taraftarı Tadiç'e tepki gösteriyor. Beşiktaş'ın te Tadiç'e tepki gösterdiği senaryoda Tadiç mükemmel bir performans sergiliyor. İkinci senaryo Beşiktaş'ın Tadiç'e değil de hani e Nasıl diyeyim? Fenerbahçe'ye tepki gösterdiği şeyde, yani Fenerbahçe'nin bütün takımına tepki gösterdiği senaryoda Tadiç ve Ceko takım arkadaşlarına alkışlıyor, motive ediyor, bir şey yapıyor, hani liderlik yapıyor. Önü çekiyor, Fenerbahçe erken golü buluyor. Yine Fenerbahçe'nin önde olduğu bir senaryo. Yani Tadiç için Beşiktaş taraftarının yapacağı şey de çok etkili olabilir. Çünkü bu adamlar artık hani yalamış, yutmuşlar. Bu adam tecrübeli olmuşlar. Şimdi mesela ben bir öğretmen olarak mesela birinci sınıflar bana verdikleri zaman diyorum ki 10 Kasım'a hayırlı olsun diyorum. Okuma yazmaya geçerler. Rahat olun diyorum. Siz yeter ki dediklerimi yapın diyorum. Hani süreç bunu gerektirmiyor. Ama benim sistemim çok basit bir sistem. Çocuklar okula bayıla bayıla geliyor. Hatta okulun tatil olduğu zaman da ağlıyor çocuklar ki okuldan ayrı kaldık diye. Benim sistemim bu. Ben çünkü artık alışmışım. Şimdi bana bir istesek ya nasıl yapıyorsun? Anlatıyorum mesela öğretmen arkadaşlar. Ha bunu mu yapıyorum? Ben de yaparım bunu. Lan yap o zaman. <laughs> <laughs> Yap o zaman arkadaş. Teknik direktör her takımın yani tek teknik direktörü var ama her takım aynı topu oynuyor? Değil. Ya bu da böyle bir şey işte. Takım, oyuncu uyumu falan filan. Devam edeyim. Beşiktaş'ın sakatlık problemleri var. Hem biz hem Beşiktaş sakatlıktan en çok çeken takımlarız. Diğer takımlarda bu kadar sakatlıklar yok. Elbette onlar da sahada en iyisini yapmaya çalışacaklar. Bizim gibi diyor. İki takım da galibiyet isteyecektir. Güzel, ilginç bir maç olacak. Bizim için çok önemli bir maç. 2020-21'de Ajax'ta oynarken taşa karşı iki maça çıktık ve ikisini de kazandık. Güzel bir tecrübeydi. Bu tip atmosferlerde inşallah bu sezonda ikisini de kazanırız. Türkiye Kupası'na denk gelirse orada da kazanırız inşallah. Bu tip atmosferlerde futbol oynamaya alışırız. Bunlar normal ve bizleri motive ediyor. Bu yüzden futbol oynuyoruz. Atmosferin yoğunluğu, elektrik taraftar güzeldir. Futbolda olması gereken şeyler. Peki taşa transferin niye gerçekleşmedi? Hani bunlar ne yaptı? Bir kutu tiner miner diye dalga geçiyorlardı. Ne diyorsun? Doğru mu demişler? O da diyor ki ben Fenerbahçe'ye transfer olmadan önce çok fazla teklif vardı. 40-50 kulüp vardı herhalde. Menajerimle konuşurken teklifler olacağını bekliyorduk. Ama bu kadar çok olacağını tahmin etmiyorduk. Bu kadar çok olacağını tahmin ediyorduk diyor aslında da. Beşiktaş görüşmelerinde neler oldu bilemiyorum. Ama benim kararım Fenerbahçe'ydi. Proje çok büyüktü. Başkanımız, hocamız, yönetimimiz, direktörümüz, taraftarımız çok büyüktü. Bak direktör özellikle söylüyor. Hani Mario Branco'yu bir tek Fenerbahçe taraftarı önemsemiyor. Geri kalan herkes önemsiyor. Aldığım futbolcu önemsiyor. Transfer teklifindeki futbolcu bir bizimkiler önemsemiyor. Beşiktaş ile neler olduğunu gerçekten bilmiyorum. Ben Fenerbahçe'ye gelmeyi tercih ettim. Neden eleştiriyorlar Beşiktaş yönetimini? Bunu bilmiyorum. Konuşmakta da doğru olmaz. Ben Fenerbahçe'ye neden geldiğimi biliyorum diyor. Bak kırmayan, dökmeyen, incitmeyen bir açıklama. Çok güzel. Yorgunluk konusunda bak çok güzel bir soru sormuşlar. Beni hiçbir zaman yorgun göremeyeceksiniz. Çok fazla çalışıyorum. Fit olabilmek, formda olabilmek, sahada yorulmamak adına çok çalışıyorum. Aslında yorgunluk zihinde başlıyor. Bu noktada benim için önemli. Bazı futbolcular yorgun olduklarını söyleyebilirler. Bu normal ama bana göre yorgunluk zihinde. Zihninizde bunu yaratıyorsanız yorgun hissedersiniz. İnsanlar güçlü varlıklardır ve limitlerini zorlamalı. Sürekli zorlamalısınız her zaman. Başarılı ve yorgun olup olmamanız buna bağlı. Sorumluluklarımız da mevcut. Ailemize, hocamıza, takım arkadaşlarımıza, kulübümüze onları yalnız bırakmamalısınız. Orada olduğunuzu sürekli hissettirmelisiniz. Sorumluluklarınızın bilincinde olmalıyız. Bunun da baş edebilmek için iyi çalışmak gerekiyor demiş. Şimdi çok güzel açıklamalar. Galatasaray Divan Kurulu karışmış. Haberiniz var mı? Kaos gerçekleşmiş. Serol Acarkan demiş ki Galatasaray Riva'dan kasasına ne koydu? Dursun Özbek 170 milyon dolar demiş. Serol Acarkan demiş ki o zaman Galatasaray borcu 11 milyar lira olması lazım. Dursun Özbek lütfen sakin ol Metincim demiş. Aynı zamanda e, Galatasaray Divan Kurulu üyesi eski yönetim kurulu üyesi Taner Aşkın Fatih Terim ve Ayhan Akman'ın kulüp üyeliklerinin askıya almasını talep etmiş. benim bildiğim kadarıyla Galatasaray'da sadece ve sadece hani aidat ödenmezse askıya alıyor. Yani FETÖ'cü bile olsalar FETÖ'den atılmıyorlar. Geçmişte böyle bir şey oldu diye hatırlıyorum ama yine de siz benden daha iyi bilirsiniz. Hani Twitter'da ben bir video paylaştım mesela. güzel bir hesap sorma videosu. Ama hani karşılığı ne oldu? Onu da size bırakıyorum. Yani yorumunu size bırakıyorum. Galatasaray hani e, eski Galatasaray yöneticisi Turgay Kıran diyor ki Erden Timur'a 35 milyon doların kaynağını sorduk, cevap alamadık. Hani 35 milyon euro dolar vermiş. Hangi şartlarda vermiş? Bunları sorduğumuzda aman bunlar aramızda kalsın, açığa çıkmasın diyorlar demiş. Hani buradaki niyeti, mantığı bana anlatabilir misiniz? Ben anlamıyorum ya yani. Ben anlamadım. Yani kafam basmadı. 35 milyon dolar gibi bir para. Hani ben anlamıyorum ya gerçekten ben anlamıyorum. Yani 35 milyon dolar e, ismi belli olmayan sponsor. Vallahi güzel. Ne diyeyim yani sistemi adamlar kurmuşlar. Çok da mühim değil. Adana Demirspor'un Fenerbahçe'den iki hedefi. Çok sevindirecek bir haber. Sakatların dönmesinin ardından forma şansı azalacak olan Samet Akaydın'la Miha Zaysa Adana Demirspor talip oldu. Bu arada bugün bu maçı Adana Demirspor'un Galatasaray maçından önce çekiyorum. Ee, bakalım Adana Demirspor nasıl bir yatış sergileyecek. Özellikle Adana Demirspor'da bazı futbolcuların her Galatasaray maçında hani gözüne far tutulmuş tavşan edasıyla oyna maları e, çok dikkat çeken bir olaydı. Ama i̇nşallah beni yanılttılar. İnşallah özür dilemek zorunda kalırım. Ama helal olsun Adana Demirspor bak Galatasaray deplasmanında yendin diye. Yani özür dileriz dedirtirsiniz inşallah ama <gülüyor> yani <gülüyor> neyse inşallah e, yanılırım yanılmayı da çok istiyorum ya yani. ne olur Adana Demirspor beni yanılt Galatasaray hani eline şey e, bir şeyler yap ama Galatasaray'ın hani hakem Galatasaraylıyken iken stat zemin hani e, gözlemci bile Galatasaraylıyken iken işiniz zor bir de sizdeki Galatasaray ajanları varken Galatasaray ajanları derken o Galatasaray maçlarında hiç oynamayan ya da Galatasaray maçlarında kırmızı kart cezası durma falan düşen bazı arkadaşlar var. Hani taraftar artık bunlara Galatasaray ajanı demeye başladı. İnşallah ya. Hadi bakalım. Şimdi Adana Demirspor bu ikisine talip oldu diyor. Murat Sancak da resmen istedi. Fenerbahçe Sivas maçını tribünden izleyen Murat Sancak Selahattin Baki ile görüştü ve iki oyuncuyu resmen istedi diyor. İsmail Kartal'la görüşülecek. İki yıldız için son karar verilecek demiş. Valla eğer Fenerbahçe kulübünde azıcık haysiyet, azıcık dik duruş, azıcık şey varsa öyle ucuza göndermesin. Biz Samet Akaydın'a e bile 3.7'ye aldık. Gerçi onun meselesi biraz karışık da. Hani orada bir altyapı takımı alma, pivot takım sözleşmesi falan filan var. Orada o olay biraz karışık arkadaşlar. Ee, oraya tam bilmediğiniz meseleler. Ama Samet de Zayt's Fenerbahçe'de hani ikinci dönem istemediğimiz isimler. Hani olmuyor yani Samet'in yeteneksizliğinden şundan bundan değil. Olmuyor. Çocuğun üstünde ciddi bir baskı var. Gidin kendini kurtarsın istiyorum. Michi Batshuayi'den transfer kararı. Euro 2024'te Belçika adına forma giymek istiyor. E, haliyle de Fenerbahçe'de forma giyemeyecek. Giyebilir mi arkadaşlar? Giyemeyecek. Bat şu an ilk 11'de oynayabileceği bir takıma sıcak baktı ve Fenerbahçe yönetiminden gelen tekliflerin değerlendirmesini istediği talepte bulunduğu öne sürüldü. Birçok takımdan istek var diyor. İngiliz Nottingham Forest'ta direkten dönmüştü transferi Edin Dzeko geldikten sonra ilk 11'i unuttu ve e, gelen transferleri değerlendirmek istiyor demiş. Arkadaşlar bu noktada Belçika. Hani bu noktada Belçika takımlarına ciddi iş düşüyor. Ee, 30 yaşında kulüp bürüz ve antrep sık sık adı anılıyor. Euro 2024'te oynamak için ve göz önünde olmak için de oraya gitmek istiyor. Sözleşmesi de sezon sonunda bitiyor. 9 milyon euro değer biçiliyor. Bir yılda opsiyon hakkı var. 30 gole katkıda bulunmuş. Fenerbahçe'de 49 maça çıkmış. 25 gol 5 asist. Yani bir şey söyleyeceğim. E, şu istatistiği duyana kadar bana biriniz deseniz ki hocam bu kadar yaptı. Hadi lan oradan derim. O kadar da değildir derim. Bir kez daha bakıyorum. 49 maç Fenerbahçe'de. 25 gol 5 asist ve 49 maçın hepsi de hani 90 dakika değil. 90 dakika bazında yapsan herhalde 29 maç falan yapar. 25 gol 5 asist Fenerbahçe tarihinin en iyi forvetlerinden biri olmuş oluyor. Öyle değil mi? Ama gel gör ki evdeki hesap çarşıya uymuyor. Ben şunu söyleyeyim. Antrebin vesairenin teklifleri var. Hatta 7 milyon euroluk bir tekliften bahsediliyor. Keşke Fenerbahçe becerse, alsa. Hocam, bak şu an yerine kimi alma niyetin var. Ya satın alma opsiyonu birini kiralarsın. Premier Lig'de tutmayan bir sürü forvet var. Yani, mesajı verdim. Fenerbahçe 6 numara transferi dışında stoper ve kanat forvet arıyor demiş Yağız Sabuncuoğlu. Şimdi, kanat forvet transferi için Yağız Sabuncuoğlu da Premier Lig'den oyuncu bakıyor demiş. Ee, yani, Fenerbahçe'nin Premier Lig'den oyuncu bakması çok doğal. Çünkü Premier Lig'de tutmayan bir sürü isim var. Orada tutmayıp ligimizde tutabilecek isimler. İnşallah Allah Fenerbahçe'ye transferde de şans versin. Çünkü transfer şansı da çok önemli arkadaşlar. Adam orada tutmuyor. Sen alıyorsun sende de tutmuyor. Bazen de futbolcu orada tutuyor sende tutmuyor falan filan. Hakkımızda hayırlısı olsun. Ee, Fenerbahçe Serzen Hamzoğlu da şunu demişti. Öncelik olarak stoper transferi için temaslara başladı. 11 Ocak'ta resmen başlayacak ara transfer dönemine kadar yeni stoperin takıma kazandırılması hedefleniyor demiş. Arkadaşlar ben size bir şey söyleyeyim. 11 Ocak'tan önce takıma katılması beklenen bir stoper adayımız var. 11 Ocak'tan önce yani transfer dönemi 11 Ocak'ta başlıyor. 11 Ocak'tan önce. Bir de transfer dönemini yanlış anlıyorsunuz. Transfer tescil dönemi. Yani futbolcuyu şimdi de alabilirsin. Şimdi transfer yapabilirsin yani Aralık 8 Aralık'ta transfer yapabilirsin. Ancak oynatamazsın çünkü transfer tescili lazım. Yani alırsın, idman da oynatırsın, hazırlık maçında oynatırsın, idman maçında oynatırsın. Hiç sıkıntı değil. U19'da oynatamıyorsun. Mesela Lincoln'u de U19'da oynatamıyorsun çünkü lisansı yok ortada. Lisans olsa oynatabiliyorsun. Böyle bir durum var. Anlatabiliyor muyum? Ve Fenerbahçe'de Çağlar Söyüncü ismi çok anılıyor. Hatta Fenerbahçe Çağlar Söğüncü anlaşmaya çok yakın demiş Berk Berköz. Ya Fenerbahçe Çağlar Söğüncü anlaşmaya yakın değil. Fenerbahçe Çağlar'la zaten anlaştı. Ben bunu bir aydır söylüyorum burada. Bazı arkadaşlara ısrarla diyorum ki asıl duyumlar transfer sezonundan sonra olur diyorum. İnanmıyorlar şimdi inanmışlardır. Çünkü Çağlar, Kurunic bakın bunların hepsini biz burada konuştuk. Sizler belki kanala yeni abonesiniz ya da e, çok takip etmiyorsunuz. Yeni yeni işte lan. Transfer dönemi de başlıyor. Şöyle bir bakalım. Gene kimlerin adını veriyor diye belki bakıyorsunuz. Açın bakın. Açın bakın şekerim. Yani bu e, kulüp şeyleri yapma peşinde ve Çağlar Söğüncü için birkaç tane yöntem var. Bir ücretsiz kiralama. Yıllık ücretini kulübünün vermesi. Oynama garantisi. Buna biz yanaşmıyoruz. Elde bir şey olsun. İki, opsiyonlu kiralama. alt aylık ücretini kulübü versin. Opsiyon 5 milyon euro olsun. 3 direkt bon servisi şekilde gelsin. Biz parasını karşılayalım şeklinde. İkinci ihtimal daha yüksek. Yani 5 milyon euroluk bir opsiyonla verme ihtimalleri daha yüksek Çağlar Söyüncü. Ancak Fenerbahçe diyor ki yani ikinci dönem maaşını siz verin. Öyle verelim. Onlar yanaşmıyorlar. Görüşme sürüyor ama bir şey diyemem. Diyeceksiniz ki hocam Çağlar ölmüş, gebermiş, bilmem ne yapmış. Vallahi aynısını Hakim Ziyek için de söylüyordunuz. Şimdi Galatasaray'da oynayınca ekmeği ekrana banıyorsunuz bazen. Ya da Zaha için falan. Ya da başka Beşiktaş'ta Zaynuddinov'u Fenerbahçe yasalar atıp tutardınız. Şimdi beğeniyorsunuz. Ya futbolcunun o iklime uyması önemli. Cengiz'i atıp tutuyorsunuz da 3 ay sonra Cengiz'in hayranı olmayacağınızın garantisi yok. Ya da Cengiz forması almayacağınızın garantisi yok. Sakat izliyorsunuz. Sakat futbolcuya yorum yapıyorsunuz. Bu olmamış diyorsunuz. Olduğu zaman ne yapacağınızı bir düşünün. Ben Çağlar'ı isterim bak. Kurun iç. Fred Şimanski orta üçlüsünü kurdun. Sağda İrfan Cengiz, Emre Mordan birini oynattın, bir Türk. Solda Ferdi'yi oynattın, iki Türk. Üçüncü nerede? Anladınız mı? Çağlar bu açıdan ilaç olur. Hakkımızda hayırlısı olsun. Yani Çağlar önce 5 milyon euro olayı doğruluk payı olan bir olay. Adil Demirbağ konusunda çok güzel bir yorum okudum. Bir kardeşim diyor ki ya İsmail Kartal Adil Demirbağ istiyorsa Adil Demirbağ'dır diyor. Yapacak hiçbir şey yok. Bize diyor saygı duymak düşer diyor. Niye derseniz diyor tamam mı? Yani niye dersen e, Abdülkerim Bardakçı'yı İsmail Kartal istiyor Fenerbahçe. Ye. biliyor musunuz? Hani ilk döneminde gitmeden. Duydunuz mu bunu? Ben duyduğunu zannetmiyorum. Yani ayrılırken Ayrılmadan önce Abdülkerim Bardakçı'nın liste başı. Bunu mutlaka alın diyor. Çocukta potansiyel var diyor. Ve hem yerli hem iyi sol stoper. Hani Jesus geldi Gustavo Henrique'yi çaktı bize. Bak Adil Sert. Çabuk bir isim. Hani stoper. Hani bir şey söyleyeyim. Ee, ben de isterim Çağlar Söğüncü gelsin. Ha Çağlar gelmezse Adil düşünülebilir. 2 milyon euro. Yaşı daha 25. Yükselişli olan bir isim. Daha önceleri de biz bu arkadaşı takip ettik. Ama olur olmaz bir şey diyemem. Hocam çirkef futbolcu, kötü futbolcu, şu futbolcu futbolcu. Ya stoper'in abdesti namazlı olanı değil kitapsız Allahsız olanı da benim için makbul. Hani Bekao'nun tipini bir görün stoper olarak. Karşınızda neyin olduğunu bir bilin yani. Mesela Bekao'yu görünce bir forvet olarak ne düşünürsünüz? Ulan biraz sağdan oynasam hani buna uzak mı dursam diye. Hiç önemli değil. İsterse krem peynire tapsın. Benim için futbolcunun Sağda gösterecekler önemli. Furkan Bayır ismini de unutmayın. Bir tarafa not ekleyin. Hani ligdeki yerli stoperlerden bazıları Rize'de bir arkadaş vardı da onu biraz şey yapmadılar. Furkan Bayır menemen geçmiş olan bir oyuncu. Yükselişte olan bir oyuncu. Stoperi Cenk Melih Yazıcı. Hani Cenk Melih Yazıcı ismi şey nasıl diyeyim size meşhur bir isim. Hani ee, çok da futbolcusu var mesela tanıdık futbolcuları kim Merih Demiral yani Alanya Spor Galatasaray bu üçgende genelde futbolcuları olan e, teknik adam ama ben Furkan Bayır'ı sanmıyorum bir kardeşimiz yazmış sayfasından da paylaşmış ama ben Furkan'ı sanmıyorum Furkan'ı takibi bıraktık açıkçası Bursa Spor Başkanı Recep Günay kimsenin bilgisi olmadığını istifa mektubu bıraktı ve kulüpten ayrıldı. Yöneticilerin bilgisi yok, kendisine ulaşılmıyor. Recep Günay Fenerbahçe'ye transfer olmak isteyen Altyapı futbolcularına disiplin cezası vermiş. Parayı verin alın demiş. Sevgili Reşat Can'ın haberi bu da. Ya yani bilmiyorum biraz tuhaf olmuş. Jürgen Klopp 4 yıldır Şimanski'yi takip ediyor ve Şimanski'yi takıma kazandırmayı çok istiyor demiş SporX'in haberi. Doğru. Doğru. Şimdi Fenerbahçe Şimanski'nin bonservis bedelini belirledi. En az 20 milyon euro demiş. Yalan. 20 milyon euro ne? 20 milyon euro Şimanski'nin sağ bacağını alamazlar. Bak Fenerbahçe'de Şimanski için transfer kararı şu. Jürgen Klopp kafayı taktıysa bunlarda da para çok. Ben Fenerbahçe'nin yerinde olsam 60 milyon euro derim. Hocam Türkiye'de 60'a giden futbolcu var mı? Lan oğlum siz bu kafayla bu yaşınıza kadar nasıl yaşadınız? Yani bu yaşa kadar nasıl geldiniz? Liverpool senden bir futbolcu isteyecek. Sen ne diyeceksin? 20 milyon mu diyeceksin? Angut musunuz oğlum siz? Kafayı yediniz mi lan? Lan ben Fenerbahçe yöneticisi olsam Şimanski'ye resmi teklif gelse yazarım oraya 60 milyon euro. Liverpool'da karşı cevap 54 milyon euroya ne dersiniz mesela? Hocam o kadar etmez. Lan size ne lan? Size ne? Ya bak zengin de Fakir de kıyafet giyiyor üstüne. Zengin tişört giyiyor alıyor bunu 10 bin liraya. Fakir tişört giyiyor alıyor bunu 100 TL'ye. İkisi de tişört. Belki ikisinin de üstünde aynı şey yazıyor. Zengin 100 liralığı giyer mi? Giymez. Arkadaş hani 10 bin liralık tişört deseler ki bunda bugün ciddi bir indirim var. 500 liraya veriyoruz deseler almaz. Oğlum bu da bu mantık. Biraz Fenerbahçe olun ya. Biraz uyanık olun ya. Kayseri olarak her şeyi ben mi örteceğim? Ya 4 yıldan beri takip ediyormuş. Transferini çok istiyorum. 25 maç 10 gol 9 asist yapmış. Bir şey söyleyeceğim Fenerbahçe tarihinde bak e, hani büyük konuşmak da istemiyorum ama bir Alex bunu yapmıştı bu kadar skorerde. Bir Alex bunu yapmıştı oğlum. Biz Alex'in genç halini tutan halini bulmuşuz. 5-10 ben bir şey söyleyeyim harbi harbi söylüyorum. 60 milyon euro çekmezsek gerizekalıdır. Ferdi Kadıoğlu. Ferdi Kadıoğlu'nu takip eden kulüplere İspanya'dan Real Betis de eklendi diyor. Marka Bayern Münih, Dortmund, Arsenal, Napoli, Paris Saint Germain diyor. Şimdi bazılarını da biz üretiyoruz gibi geliyor bana. Atıyoruz gibi geliyor kafadan da. Ya şunu söyleyeyim. Ferdi Kadıoğlu mesela. Kaça satarsın? Hocam 20-30 anca eder. Lan ne 20 30 lan? lan? Hayal dünyanızı biraz yükseltin. Ferdi isteyene çek 55 milyon euro. Biz artık global bir takım olduk de. Ya artık bak harbi söylüyorum bak inanın bazı arkadaşlarla gerçekten tartışmak istiyorum. Yani ağzına vurup vurup küreği ağzının ortasına vurup yapıştırıp göndermek istiyorum. Ferdi'nin değeri 20 milyon hoca ya 20'den fazla etmez. Ferdi'nin aynısından bulsanız alan bir tane. Türk olsun, kanat bek olsun, yaşı genç olsun, birden fazla mevkide oynasın. Türk olmasın lan hadi. Hadi Türk olmasın. Bir tane bulun Avrupa'da. Avrupa'nın üst düzey Euro 2024'te oynayacak takımlardan bir tanesinde de oyuncusu olsun. Vazgeçilmez oyuncusu olsun. Hadi bir tane bulun. 20 milyon transfer marketını falan geçtim. Transfer marketını zaten 20'den aşağı bulamazsınız da. Kulübü satsa 20'den aşağı satacağı bir tane oyuncu bulun bana. Ben de hemen aldırayım Fenerbahçe'ye. Sol bek oynayabilsin. Sağ bek oynayabilsin. Sağ açık. Sol açık. 8. 10 oynayabilsin. Kanat forvet. Sağ kanat forvet oynayabilsin. Yani 7-8 mevkide oynayabilsin. Bulun bir tane. Ben bunu deyince bana hayalperest diyorlar. siz ne perestsiniz? Hal City Fenerbahçe'den Ryan Kent'e talip oldu demiş. Yağız Sabuncuoğlu günaydın. Günaydın. Bak nasıl geldi enerji. Nasıl geldi enerji. Şu kanalı bir açın. Bir izleyin bakalım. Hani Kasım ayından beri çektiğimiz videoları bir izleyin bakalım. Defalarca diyorum asıl transfer duyumları transfer döneminden önce başlar diye kimseyi inandıramıyorum. Bir tane izleyin de kararı siz verin. Kararı siz verin. Biz bunu çok söyledik. Sadece kent için ee, o değil. Türkiye ligine de isteyen var. Hatay Spor geberiyor. Hatay Spor geberiyor kenti e verin, zaitsi verin diye. Samet Akaydın için Ankara Gücü çıldırıyor. Hatta Crespo'yu, zaitsi hepsini için çıldırıyor Ankara Gücü. Ligimizde çok fazla isteyen var bizim futbolculara. E bizim istemediğimizi bile istiyor adamlar. Zayt Smiles var ya 4-5 tane kulüp istiyor. Biz istemiyoruz oysa. İşte Fenerbahçe böyle bir şey. Anthony Martial bir kardeşim yine yazmış. Fenerbahçe'nin asıl hedefi Martial diye. Ee, sözleşme sezon sonunda bitiyor diye. Şimdi ben size bir şey söyleyeyim mi? Martial'i beğenmeyen arkadaşlarımız var da ben sadece şunu söyleyeyim. Bu cümleyi artık sıkça kullanacağım. Tekrar tekrar söyleyeceğim. Takımımızda bir tane Fred var. Diğerlerinin performansını görüyorsunuz. Ya iki tane Fred'imiz olsa, ya üç tane Fred'imiz olsa, ya dört tane Fred'imiz olsa, 15 milyon euroya sakın aldanmayın. Sakın oradaki 15 milyon euroya aldanmayın. Fransa milli takımının vazgeçilmez forvetiyken Manchester'daki düşüşüne sakın aldanmayın. Bu sezon sonu sözleşmesi bitiyor, opsiyonu var ancak önemli değil. Zamanında 60 milyon euro verip aldılar. Marciale, ben Fenerbahçe'nin yerinde olsam Batshuayi'yi iteler, kiteler gönderirim. Martial alırım. Antonio Martial. Hedefimizde olan bir isim, gündemimizde olan bir isim, transfer niyetinde olduğumuz bir isim. Ah keşke becerip alabilsek. Ah keşke becerip alabilsek. Benimle de dalga geçeceksiniz. Eminim ama Martial sözleşmesi bitiyor. Bak doğru zaman önemli. Doğru zaman önemli ve bu doğru zamanı iyi değerlendirmek lazım. Ee, hani benim aktaracaklarım, söyleyeceklerim bu kadar. Bayağı da uzun bir transfer duyum videosu oldu. Bakalım kaç beğeni gelecek. Ahde vefa imandandır abi. Bakalım ne kadar vefanız var. Ne kadar vefalı insanlarsınız. Yorumlarda göreceğiz. Biz bu videodan baştan itibaren ne anlayalım? E, şunu anlayalım. Çağlar Söyüncü transferi gerçekleşmek üzere. Martia ile ilgimiz alakamız var. Ama Batu gitmeden olmaz. Adil Demirbayar İsmail Kartal istediyse alınması lazım. Furkan Bayır. E, gündemimizde yok. Kent gidici. Hatta bence %100 gidici. Şimanski Ferdi devre arasında gitmez ama sezon sonunda çok ciddi bu servis beklentimiz olan isimler. Samet Akaydın ve Zayt için ben devre arası gider derim ya. ikisi birden gider derim. %80 bak azım sanacak bir ihtimal değil. Batshuayi de gidici gibi duruyor. Hatta bon servisi iyi bir paraya gidici gibi duruyor. Ceko Tadiç Libakovic'i konuştu. Galatasaray olayını eee Adana Demir Spor'dan konuştuk. ile ilgili size bir şey söyleyeyim mi? İçimden bir ses. BKO 14 Aralık'ta sahalara dönecek diyor. Hadi inşallah bakalım. Hissi konuşuyorum. Ee, başka Bursa Spor dedik. Recep Günay, Sebastian Şimanski. Benim aktaracaklarım bu kadar. Sizden artık aktarma bekliyorum. Sizden yorum bekliyorum. Sizden bu videoyu sosyal med medyanızda, sosyal mecralarda paylaşıp Kanalımıza abone çekmenizi, eşinizi, dostunuzu, akrabanızı, sevdiklerinizi kanala davet etmenizi bekliyorum. Siz akrabanızı, sevdiklerinizi davet ederseniz kanal büyür. Yok davet etmezseniz ancak olağanüstü şeylerde. İşte Fenerbahçe taşı 10-0 falan yenecek de öyle öyle büyüyecek. Desteklerinizi bekliyorum. Görüşmek üzere.